Merhaba arkadaşlar, bugün Battlefield Hardline'ın ana senaryosuna başlıyorum. Şimdi beni tanıyanlar Battlefield Hardline'dan ne kadar nefret ettiğimi bilirler. Bayağı bir nefret ediyorum bu oyundan. Çünkü bu aptal oyun yüzünden gerçek bir Battlefield oyununun çıkması en azından bir sene ertelendi. Normalde 2 senede bir çıktığını varsayarsak Battlefield 5'in bu sene içinde çıkmış olması gerekiyordu. Bu aptal oyun yüzünden en erken göreceğimiz gerçek Battlefield oyunu 2016'da falan olacak. Bu yüzden nefret ederim bu oyundan. Hatta bu oyunu oynayan YouTuber'ları bile, takip ettiğim kişilere bile unsub yapmıştım. Bir bu bir de CSGO'dur. İkisinden de nefret ederim. Ama niye oynuyorsun o zaman diyeceksiniz. Çünkü şu yüzden, hem şimdiye kadar bütün Battlefield oyunlarının ana senaryosunu oynadım. Bunu da biraz merak ediyordum. Hem de dedim ki bu oyuna hiç dokunmazsam nötr kalırım. Ama korsan indirip bir de videosunu çekersem şirkete belki daha büyük zarar vermiş olurum dedim. O yüzden hazır Kray de yeni çıktı. Korsan indirdim, sadece senaryosunu oynayacağım. Şimdi episodlara bakalım. Ha, direkt start demiyoruz. Şimdiye kadar oynadım. 6'ya kadar falan öyle başına geçip oynamıştım. Prologdan başlayalım. Burada geçmişte oynadığım şeyleri gösteriyor galiba. Her neyse. Prologdan başlıyorum oyuna şimdi. Nereden başlıyoruz buna? Restart episode. Ha. Neymiş? Kadet. Kadet neydi? Askeri okul öğrencisi gibi bir şeydi. Memur, gazi. Hadi gazi olalım da ne yapalım, birazcık tadı çıksın oyunun. Oyunun loadingleri bayağı uzun bu arada. Oyunu SSD'ye yüklemedim. Yer yoktu. 50 GB falan bir şey oyun. İnşallah şu arka taraftaki aptal rap müziği yüzünden telif melif almam. Müzikleri radyoyu kıstım zaten. Bazen çünkü onlar telif uyarısı veriyor. Bu aptal oyuna müzik gönderen aptal sanatçılar da kazanmasın YouTube'dan para. O yüzden hepsini kapatıyorum. Telif uyarısı verirse de kapatırım. YouTube'da öyle bir ayar var. Şarkıyı kapatabiliyorsunuz. Upon this fine country of ours while you can, gentlemen. It's gonna be your last decent view for a long while. Nicholas Mendoza. Shit. Guy like you's really gotta fuck up the land here with me. You, might want to secure that weapon, deputy, before one of these gentlemen takes it off you. I always enjoy seeing dirty cops end up on my bus. It reminds me, the system works. Bu hapse giden adam biziz, eski bir polisiz. Başımızdaki gardiyan da kirli polislerin hapse gitmesinden hoşlanan biriymiş. Şimdi 3 yıl önceye döneceğiz. Bu noktaya nasıl geldik göreceğiz. Miami, Florida. 3 yıl öncesi. Shouldn't take very long. We say we back these guys and we'll grab some lunch. Yeah, okay. I know a decent Cuban place around the corner. Cuban? Jesus Christ, Nick, you're in Vice now. I knew it worked better than beans and rice. Seriously? Beans and rice? Won't you let me order for you? Here's an idea. I picked the place. Adamları yakaladıktan sonra yemeğe gideceğiz. Biz bir Küba restoranı önerdik. O artık Vice'tasın, bu kadar ucuz takılmana gerek yok diyor. Yeah, I've done this before. And not with me, you haven't. All right, let's roll. Use your big boy voice. Vice şey gibi bir şey sanırım orada. Ahlak masası, işte organize falan. Uyuşturucu işlerine bakan. Ahlak masası olmadı tabi. Dalalım içeriye. Oyunda bir tutuklama sistemi var. Mesela diyelim burada 5 kişi var. Ha, burada öyle bir şey çıkmadı. Bunları kelepçele diyor. Kelepçeleyelim. O nasıl bir silah tutuşu ya? Bileğim kırık. Elimizdeki tabanca M9 galiba.
thing. We're all friends now. Sendeki ne? Be cool, officer. Başka bir şey yok. Okay, spin around. Nothing sudden. Fucking bullshit. You know it. This is a fucking joke. I'll be out by the morning, cop. You fucking know it. Yeah? The pilot coaxes up. Sabaha çıkacağım, bunu biliyorsun. Oha, manyağa bak. Manyak kadın resmen içeriye daldı. Kadın mısın? O belli değil. Erkek mi bu? Kadınmış. Hey, I'm the one making arrests. You're supposed to watch the room. Just check the bodies. See if you can figure out what the hell they are. Para mı bunlarla? Abo. Ne diyor? Kanıtları topla. Bingo. Bu dram filmlerinin sonundaki gibi oldu. İki erkek ve yani iki erkek değil tabi. Erkek kadın iki kişi yan yana öldüler burada. Titanic'in sonu gibi oldu. İşimiz yok, gücümüz yok, bunu kovalayacağız. Oyunda araba mekanikleri var. FPS oyunlarında araba sahneleri genelde zorlama olur. Bunda da ona yakın. Çok zevksiz değil ama çok da zevkli değil. Frostbite sayesinde en azından grafikler biraz güzel. Direksiyon da kamyon direksiyonu gibi maşallah. Ne kaçtın be adam? Take this guy down. Just wait. Wait till I get closer. Start her now. Oha. Tank mısın sen ya? Nasıl vurdun öyle? Araba tahta attı. Adamın aha gitmiş, faa kalmış. Bir de üstüne bir tutuklayalım. Direksiyon kırılmış galiba. Ceset gibi üzerine beyaz örtü örtmüşler. Oyunu DICE yapmadı. Visceral Games yaptı. Bu Visceral Games geçmişte Dead Space'i yapan firmaydı sanırım. Oyuncuların bir kısmı ünlü. Şu herifte zaten şerefsiz tipi var. L.A. Noir'de de aynı adam oynuyordu. O adamın normal bir insan olmasına imkan yok bir oyunda. Bunların hepsi dizilerden, filmlerden gözünüzde çarpmış olabilecek isimler. Dawes mesela Breaking Bad'de vardı. Kel kafalı narkotikçinin ortağıydı diye hatırlıyorum. İkinci bölüme, yani aslında ilk bölüme girmeden burada bırakıyorum. Prologu yaptık, girişimizi yaptık. İlk bölümde, episode 1'de görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.